Okulumuzun normal kapasitesi 400 kişi. Fakat okulumuzun yurdu 200 kişi olduğu için kalanların 200 kişi, kalan kişiler de başka bir okulun yurdunda taşımalı olarak eğitim yapıyorlar. Bu çocuklar 200 kişi sabah geliyor, öğlen tekrar okula yemeğe gidiyorlar. Akşam geliyor, tekrar geri gidiyorlar. Bir de şimdi ana yol üzerinde olduğu için okulumuzda çok sıkıntılı oluyoruz konusunda. Bir ek pansiyon, yurt, devlet büyüklerimizden veya da hayırseverlerden yardım istiyoruz. Niyetimiz, işimiz o yani. Mesela diğer yurtta kalan çocuklar kendilerini sanki ikinci bir sınıf insan olarak görüyorlar. Yani şey olduğu için. Ama hepsi burada olursa hem okulumuz için hem de çocukların eğitim için daha başarılı olacağına inanıyoruz. Yurdumuz gördüğünüz gibi eksik, yetersiz kalıyor. Çocuklarımız gidiş gelişte çok sıkıntı yaşıyorlar. Biz de işte devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yurt istiyor biz yavrularıma. Evet. Benim de içim rahat ettim. Onlar benim evlatlarım. Evet, kızınızın adı burada yaşatılıyor. Aynen öyle. Ben buraya gelince toprağımı görüyorum her yerde. Yavrularımız da aynı şekilde bizim evlatlarımız. Onun için devlet büyüklerimizden yurt istiyor. Biz kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Evet. Gene devletimize. Yaparlarsa biz çok mutlu olacağız, sevineceğiz. Çocuklarımız rahat ederse ben de rahat ederim.